Efendim, bugün Ertuğ Bey ile sizlere Nioh 2 yayını yapacağız. Zaten bunu sonu YouTube'a da koyarım. Evet Ertuğ'cum, Nioh 2 hakkında beklentilerin var mı? Önce bir sana sormak istiyorum. Allah, cutscene girdi. Neyse, sen anlat abi, cutscene var zaten. Soulslike bir ortamda oynamak gayet güzel bence de ben ilk oyunu bitirmedim hala. Spoiler almayacaksın. Spoiler almayacaksın zaten. Bu oyun... Yok. Geçmişini anlatıyor zaten Nioh. Yani Nioh 2 zaten ilk oyunun geçmişini anlatıyor. Ve şu an bizim ana karakter ve yanındaki birisini görüyoruz. Bunu zaten oynayınca da anlatacağım da bizim karakterler dediğim iki kişi Nobunaga Oda'nın hizmetçisi olacağız. Tarihte Japonya'yı ikinci defa birleştiren Toyotomi Hideyoshi'nin aslında hikayesini anlatıyor, yani onun yaptıklarını anlatıyor. Tabi tarihi biraz farklı bir şekilde ele alıyor oyun. Normalde Toyotomi Hideyoshi tek kişiyken Nobunaga'nın verdiği bir unvan üzerinden hani aslında Toyotomi Hideyoshi iki kişiymiş gibi oluyor bu oyunda. Yani biz işin daha çok işte adam kesme, ortalıktaki yokayları ortadan kaldırma görevlerini üstleneceğiz. Tabii ben de oyunu ilk defa şimdi oynayacağım. Ama biraz araştırdığım, bildiğim kadarıyla böyle. Sanıyorsam da 1555'te mi ne geçiyor oyun? Tam işte Nobunaga'nın Japonya'yı birleştirme dönemlerinde. Elimden geldiğince de sorular olursa da Japon bu Sengoku dönemi hakkında anlatmaya çalışırım da tarihçi değilim. Yani bir zamanlar boynuzlu bir devasa adam uzak bir köyde belirdi. Köylüler sevinçle bu kişiyi karşılamış. Ruh dünyasından bir kutsama getirdiğine inanılmış bu kişinin. Ancak zaman geçince de ondan korkmaya başladılar. Köylüler tarafından işkence gören bu kişi onlara saldırdı. Yani iblis olarak adlandırılana kadar. Nihayetinde iblis olarak adlandırıldı Oni. Ve bir günde köy Oni'ye karşı savaşma kararı aldı. Altın taşlarla parlayan kılıçlar yapmışlar. Ve bu esrarengiz kılıçla da yenilmez iblis nihayetinde kesilmiş. Bak mesela Nioh 1'in aksine bir şeyler anlatıyor şu an oyun. Bu yaratığı kesen kahramana da kılıç verilmiş. Evet, birden hiç hikaye anlatılmıyordu neredeyse. Çok tarih bilmen gerekiyordu bazı şeyleri. Sengoku dönemini bilmen gerekiyordu biraz bağdaştırman için. Ve ben Nioh'u seviyorum ya. Yani Dark Souls'u geçtiği noktaları bile oluyor bana kalırsa. Ya bazı yerlerde. Ama hak ettiği şeyi de görmüyor bence. Hak ettiği değeri vesaire, yani ne bileyim. Evet. Hayatta kal çocuğum. Güçlü ol. Herhalde o çocuk biziz. İşte Dark Souls serisi çok güzel bir seri. Ama işte Souls-like böyle yapılan birileri bir oyun yapınca insanlar hemen Evet. özellikle hayranları, serinin hayranları hemen böyle çöp falan yapıyorlar. Senin abi oynamadan niye öyle diyorsun ki? Şimdi karakterimizi yaratalım. Erkek mi yapalım, kız mı yapalım? Ki Japon erkeği olsun. Ne olsun? Japon erkeği. Japon erkeği. Oo, bayağı detaylı ha yalnız. Karakter yaratma ekranı acayip detaylı. Of. Abi yandık ya.
Baksana abi, forehead depth'ler, yanak derinliği, yanak kasları, çene mene. Karakter tasarımı da güzel, bayağı iyi yapmışlar. Evet evet, bayağı güzel görünüyor. Yaşlı da yapabiliyoruz karakteri de, yok gencecik olsun. Biraz şu ağız çizgileri çıksın. Gözleri biraz kırışsın. Yani adam o kadar, yok o bayağı kötü duruyormuş ya. Yaşlı gösteriyor yani. Saç maç bir bakalım ya. Ona göre hairstyle. Oho, guts yapacağız en karakteri. Biraz saçında beyazlıklar da var. Highlight'ı da kaldıracağım ya. Saçında niye grilik var abi? Gencecik adamız. Uzunluğunu bile ayarlayabiliyoruz saçın. Oha. Dalgalanması falan. Yok, bu dalgalanma güzel değil. Uzun yapsak saçı. Aslında otursam böyle biraz kasarım da. Sakal rengi, bıyık. Bıyığın tipi bile var abi. Bak bu güzelmiş. Mesela sakal koyabiliyoruz ama sakalla bıyığın tipini değiştirebiliyoruz mesela. Evet. Uzunluğu bile var abi bıyığın, baksana. Çok ilginç. Ben uğraşmışlar. Kaldırdım. Tamam. Okey. Finalize settings. Bu karakterle gidiyor muyuz? Gidelim. İsim vermedik. Şu an gerçekten ilginç bir şekilde başladı oyun. Aa, bana silah seçtirecek. Nasıl seçeceğim? Aa, aslında büyük katana seçesim var. Oda chi bu. Ben dual blade seçiyorum. Dual sword. Switch glaive diye bir şey var. Kusarigama var. Yine bu ilk oyunda da vardı. Hatchet'lar var. Oo, çift balta var. Tırpan gibi bir şey var. Bu normal, bu normal katana. Mızrak. Balta, bir de tonfa. Abi ben odaçı seçeceğim ya. Devasa katana. Ben seviyorum bunu. Ben ilkinde de böyle oynamıştım. Ya oraya gidemiyorum. Bir dakika, ikinci silahımı da alayım değil mi? Alıyor muyum ikinci silahta? İkinci silahımda mızrak. Guardian Spirit seçelim mi? Oo güzel. Silahları bunları seçeceğim. Baktık beceremiyoruz. Olmuyor. Değiştiririz sonra. Ama zaten ben Nioh 1'de bu iki silahla oynamıştım. Şimdi Guardian Spirit'imi seçeceğim. Şimdi Swift Bird, Fierce Wolf ve Dark Phantasm. Bir tanesi elementali su herhalde, balık olan, magic veriyor. Bir tanesi yıldırım olan kuş. Ben abi kurdu alacağım. Fierce Wolf. Allah, direkt yaratık oldum. Ha, test ettiriyor işte ya üçünü. Allah Allah, güzel bak. Kuşu falan da deneyelim bir. Hepsini deneyelim bakalım. Evet bak, kuş olan daha hızlı vuruyor. Daha hızlı bir yokay. Bu da o zaman daha işte böyle magic vuran. Anladık ki 3 tane yokay tutu var. İşte STR, Dexterity ve büyücü tipinde. Abi tasarımlar çok güzel bak. İlk oyuna oranla özellikle. İyi abi. Abi Koei Tecmo parasını güzel yerlere vermiş. Ama ben kurtla gideceğim ya. Yıldırımlı Shiba Inu vardı. Leave this place. Hadi artık oyuna başlayalım artık. Kaç dakikadır? Ya yarım saatten daha fazla yayın yapıyoruz belki. Sırf karakter yaratmaya. Toyotomi Hideyoshi. Bu
bu toplumu birleştirmek için büyük bir başarıya ulaşmıştı. İç savaşın olduğu zamanda küçük bir köyde doğdu. Ama kıvrak bir zekaya ve zorluğu aşabilecek bir şeye sahipti. Neye sahipti? Cesarete. İşte Toyotomi Hideyoshi'den bahsediyorlar. Bu da Louis Froy'un Japonya tarihi adlı eserinden alıntıymış. Yayının başında bahsettiğim gibi Toyotomi Hideyoshi aslında Japonya'yı ikinci kez birleştiren kişi Nobunaga Oda'dan sonra. Ve aslında tek bir kişi. Ama bu oyunda hem bizim oynadığımız karakter hem de birazdan tanışacağımız kişinin hani ikisinin adı olarak anlatılacakmış hikayede. Yani bahsettiğim gibi de Nioh 1'in aslında geçmişini sunuyor Nioh 2. Ama yani sonucunda Nioh 1'i geçiyor mu hikaye olarak, zaman olarak onu bilmiyorum henüz. Spoiler almadım o konu hakkında. Yani genel bir hikayesi, settingi, plotu hakkında bilgim var. Ki zaten ilk trailer'ını izlediğim zaman genç Nobunaga'yı görünce ben tahmin etmiştim. Yani Nioh 1'in geçmişinde hikaye anlatılacak diye. Aslında beklediğim gibi de oldu. Şimdi ilk göreve hayırlısıyla gidiyorum. Starting point, hut. Bak, dış görünüşü, kıyafet setlerini, illüstrasyonlar buradan değişiyor. Shrine'de level atlıyoruz. Dojo'da skill çalışıyoruz. Torii Gate'de online modu için, ama ben şu an hiçbir şekilde online oynayamıyorum. Çünkü niye oynayamıyorum? Çünkü evet, plus'ım yok. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim derken yazıyı okuyorum. O şey değil. Gece vaktinin sakuralarının... Okey. Bu mesaj... Yokayları kesme için... Hani... Yokayları kestiğimiz için bir mesaj almışız. Kimin gönderdiği hakkında bir fikrimiz yok. Ama Jusan, Zakura adlı bir köyden gelmiş. Eğer orada yokaylar varsa... Gidip bakmakta bir fayda var. Ya bizim karakter yokay avcısı gibi bir şey aslında, böyle paralı asker falan gibi. Evet, savaşın etkisi, fırtınaları sınır tanımadan Jusan Sakura'ya bile gelmiş. Bir zamanlar gayet gelişmiş bir köy olan burası artık kaostan kaçamıyor. Çok geçmeden de terk edilmiş hayalet bir kasabaya burası döner. Şimdi ise yokaylar terk edilmiş, yok olmuş köyde cirit atıyormuş. Gece zamanı sakuraları, bir zamanlar köylerin tadını çıkardığı bu sakuralarda sessizlik içerisinde açıyorlarmış. Mart 1555, Jusan Sakura Mino bölgesi. Şimdi tabii bir de oyuna alışmak gerek ya. Aha, gene çıktı şeyler, bu ibişler. Yeşil minik şeyler vardı ya. İsimlerini unuttum ya. Unuttum isimlerini ya valla. Constitution. Odachi'ye ne veriyordu atak? Strength. Biraz STR kasacağız ki STR benim ağırlığım, daha fazla ağır şeyler taşımamda da yardımcı oluyor. Şimdilik STR verelim. Aha, burası kestirme, okey. Yine biraz ilk Nioh gibi bir şeyi var. Bölüm dizilimi, hani tasarımı var gibi. Mesela çevirilerde de bu oyunda da farklılıklar var. Rakibin benim, benden kaçamazsın gibi bir şey diyordu orada. Tabi tek atmayı deniyordum ama şey nasıl değişiyordu? Heh, tamam, okey, hatırladım. Lone Wolf's Hood. Item düştü. Head Armor. Çok ninjamsı olduk ya. Çok shinobi olduk. Çıkartacağım, istemiyorum. Aha. İlk belalı dayımız geldi abi.
Of. Okey, benim oyuna alışmam lazım. Benim oyuna alışmam lazım. Ohoho, bayağı koşuyoluma vuruyor. Güzel. Öldüm ha. Öldüm. Gozuki tarafından. Şey çok ilginç. Bayağı koşuyoluma vuruyor. Oha güzel bak. Bunlar ortaya çıktı şeyler. Diğer oyuncuların öldüğü yerdeki şeyler. Onları kesip biraz oyuna da alışabilirim. Bayağı koşu yoluma vuruyor ya şey dojlasam da. Request assistance istemiyorum bak, yardım çağırmak istemiyorum. Bu yerdeki katanalarla duello yapıp item almak falan, hani onları kesmek istiyorum ama izin vermiyor oyun. Sadece summonlar var demek ki Dark Souls'daki gibi. Mi acaba? Hani White Soapstone'la yazılmış şeyler gibi. Abi herkes burada ölmüş tabi. 23 level falan diyorlar, ben kaç level'ım ya? Ben 2 level'ım abi, burada ne 20... Evet, demek ki bu sonra kesilecek. Öyle mi yani? Bunlar 23 level falan yazıyor. Yerdeki katanalar ama 23 level falan diyor. Ohoho! Hocam sakin. Bayağı da az vuruyorum. Sıkıntı orada. Bayağı az vuruyorum. Ve 3 vuruşu ölüyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Yayında olmasam bütün gün denerim bunu kesmeyi. Biliyorum, ben seni tanıdığım için. Bütün gün denerim kesmeyi. Ve yani kesene kadar da salmam kendimi. Of! Abi koşu yoluma vuruyor, o bayağı sıkıntı. Son anda balyozuyla hedef değiştiriyor. O biraz sıkıntı. Onu bir çözsem... Bir sıkıntı olacak. Neymiş burada, item var. Search. Az da vuruyoruz ya. Neyse dur, sonraya bırakalım burayı bir. Kesme, daha yeni başladı oyun. Buradan devam edebiliyor muyuz yoksa bunu illa kesmemiz mi gerekiyor acaba? Hayır, kesmek zorunda değilsin abi bunu. Burada kapı kilitli. Abi kendime yediremiyorum işte, kesmek istiyorum. Aa, Kodama buldum. Kodama gel. Evet evet biliyorum. Nioh 1 oynadım zaten. Biliyorum o kırmızı kılıçların olayını. Staminam da çok çabuk bitiyor ya. Yine bir gear düşmüş. Defans yüksek ama... Neyse kalsın. Kodama'dan boost'u da alalım. Tabii daha hiç katana ile skill'lerim de yok. Hiçbir şey de vuramıyorum. Düz düz vuruyorum sadece. Hiçbir kombolarım falan yok. İleride bir yokai var. Burst counter. Nasılmış? Yokai çıkınca... Haa, okey. R2 yuvarlakla. Şunları da bir keselim ya. Oo, bayağı vurdu. Tabi tabi. Çok seri vuruyor. Bayağı seri vuruyor. Aa, yaklaştırmıyor gerçekten. Aa.
Abi hiçbir skillim açık değil falan ya, o kadar şey ki şu an ya, vuramıyorum gerçekten. Hiç vuramıyorum ya. Bir tane Revenant ölüyorduk daha demin. Siktir boktan Revenant ölüyorduk. E sen hikayeden devam et ya. Aha, goril yokayımız geldi. Maymun. Burst counter. Vay vay vay. Şey değil mi? Şu an başlangıçta bile New York 1'den çok daha zor başladı oyun. Evet, fark ettim. Bak, benim başımda güçsüz düşmanlar vardı. Evet evet, bu direkt... Abi, o kadar kötü duruyor ki. Mızrak gereksiz. Kusarigama level 5. Çok çok absürt duruyor ya. Splash, yerdeki splash damage'ına. Peki. Okay, bu burst counter. Okay. Yine de bayağı vuruyor ya. Şu burst counter'ın mantığı herhalde blok gibi ama. Bana biraz cheese'ledim gibi geldi. Bunu böyle mi ölmesi gerekiyordu bunun ama? Enki Soul Core. Obtained Soul Core. Tamam. Bana biraz cheese'ledim gibi geldi ya. Ne yaptın abi? Kestim de, bu oyunun söylediği skill'le kestim. Bana bu sefer de çok kolay oldu mesela. Yani cheese'ledim mi yoksa bunun böyle mi ölmesi gerekiyordu? Ha, bilmiyorum ya. Yani belki de öyle ölmesi gerekiyordu. Yani bir tane skill var. Böyle yokayı çıkartıp counter'lıyorsun. Ya da yeni mekanikler var. Onları kullanmam gerek. Ben de kullanmayıp düz ilk oyun gibi oynadığım için dayak yedim. Bilmiyorum. Olabilir, testi var. Oyunun dönemini anlatacak olursam, oyunun dönemi 1555 Japonya'sı, yani Japonya tam Sengoku diye bir iç savaş döneminde. Zaten Sengoku'da tamam, yani bütün ülkede gerçekleşen bir savaş anlamına geliyor. Sengoku Jidai bunun Japoncası. Ve Japonya farklı farklı hanedanlar, klanlar tarafından yönetiliyor. Yani Derebeyliği ya da Osmanlı Beylik dönemine benzetebiliriz belki ama daha farklı, çünkü bir imparatorluk veya işte şeyden ayrı, hani farklı milletlerden ziyade. Bak, öldüm. Revenant öldüm ya. Ne kadar ilginç. Benim olmadığı level'da atlamam lazım. Her neyse, birçok derebeyinin yönettiği bir durumda ve bir birliği yok. Birçok derebeyi de Japonya'yı kendi bayrakları, kendi sancakları altına almaya uğraşıyorlar. Ve bu iç savaşının sebebi bu. Bunu tarihte Japonya'da 3 komutan başarıyor. Ya da 3 kişi başarıyor diyelim, komutandan ziyade. İlki Nobunaga Oda, ikincisi Toyotomi Hideyoshi, üçüncüsü de Tokugawa Ieyasu. Zaten Toyotomi Hideyoshi, yani Nobunaga'nın yaverlerinden birisi. Bir süre sonra neredeyse sağ kolu olabilecek kadar faydası da dokunuyor. Nobunaga
hem biraz batıcı. O ara çünkü Portekizli denizciler vesaire de geliyor. Ve Hristiyanlığı da yaymak istiyorlar Japonya'ya. Ve Nobunaga biraz barutun da kullanımıyla birlikte oldukça etkili bir derebeyine dönüşüyor. Ancak Nobunaga'nın bakarsanız bütün böyle Japon Sengoku dönemi ile alakalı oyunlarda Onimusha bile dahil hep Nobunaga böyle bir işte Demon Lord, Demon King olarak anılıyor. Bunun da birkaç sebebi var. Tabii ben bunu Japon tarihçiye gerçekten oturup sormak istiyorum ama hiç öyle bir fırsatım olmadı. Nobunaga oldukça acımasız ve şöyle bir düşüncesi var. Yani bir tehdit varsa bu tehdit, ya bu tehdide bağlı her tehdit oluşturabilecek dallar da kesilmeli, kırılmalı kafasında. Yani mesela ben Ertuğ'u öldürüyorsam, Ertuğ'a bağlı olan ve intikam alabilecek kişileri de ortadan kaldırıyor ve Nobunaga'nın, ama ben her şeye rağmen Nobunaga'yı seviyorum. Çoğu insan pek sevmese de. Çünkü ya yani Nobunaga aslında bir baktığınızda Japonya'yı ilk gelişiyormuş bu. Abi bir tane yokai diğer yokai'yi yedi ve gelişti. Senin söylediğin bir şey gibi. Seni seviyorum derken bir şey değil. Yani Yok ya, oha tek attı. Eyvallah, sağ ol ya. Kafamı ısırdı ve tek attı. Yo, Hitler'i seviyorum daha sert. Hitler çok ciddi savaş suçu daha işlemiş. yakın dönem olduğu için daha iyi tanıyoruz, o yüzden dedim. Yani ne bileyim. Ama yani Ya ona benziyor. bence ben şeye benzettirim. Yavuz Sultan Selim'i seviyorum. Ama Yavuz Sultan Selim'in de mesela tarihine baktığın zaman ne bileyim işte, yok Alevi katletmiş, yok o da kılıç üstü, yani kılıcıyla her geçtiği yeri delmiş bir adam. Bir de yani zaten Japonya iç savaş içerisinde, yani herkesin binlerce leşi var, cesedi var. Neyse, Nobunaga atan oyunda da göreceğiz. Tabii ben oynayabilirsem, oynamayı becerirsem, çok sık ölmezsem, alışırsam daha sık seri, daha hızlı göreceğiz. Nobunaga'nın hem bir sağ kolu var, Mitsuhide Akechi. Ama bir de Nobunaga'nın yerine geçecek ileride Toyotomi Hideyoshi var. Toyotomi Hideyoshi aslında atam oyunun, yani yayının başında da söylenildiği gibi, bir aslında köylü, samuray olmak istese de bu yapabileceği şey oldukça zor. Sonuçta bir samuray ve hizmetini birisine sunması için de bir soylu olması gerekiyor. Benim okuduğum, bu arada bu Sengoku dönemi ilginizi çekiyorsa, Idefix'te de var. Kılıçsız Samuray diye bir kitap. Onu tavsiye ederim. Bu Kılıçsız Samuray'da şimdi anlatacağım şeyler de anlatılıyor. Bir gün Toyotomi Hideyoshi'nin kendisini Nobunaga Oda'nın karşısına attığı çalıklardan çıkıp ve yalvardığı söyleniyor, yazıyor. Ki Kılıçsız Samuray böyle bir otobiyografi gibi bir şey. Hani kendi hayata ve şeyini anlatıyor, nasıl o noktaya geldiğini. Ama tabii çok tarafsız bir otobiyografi değil. Çünkü Toyotomi Hideyoshi işte cariyelerini veya yaptığı hataları çok böyle kısa, bak peri deniyordum, takla atıp kestim beni. Pek anlatmıyor bu Kılıçsız Samuray'da ama en azından bu Sengoku dönemi ilginizi çekiyorsa size biraz bilgi katıp merakınızı da giderecektir diye düşünüyorum. Şu bütün itemlardan bir kurtulalım ya, hepsi bir gitsin çöpe. Hadi git. Kodama Bazar mı? Abi Kodamalar gerçekten pazar açmışlar. Kesin çok seviyor abi ya. Kodamalar pazar açmış. Ulan yerim sizi. Bası kırmızı yanınca o önceki dimana yaptığın gibi peri yapacağım diyor Biraz alışmam lazım ya peri şeyine falan. Çok misliyorum çünkü. Halen işte Nioh 1 gibi oynuyorum Nioh 2'de ama yeni şeyleri kullanmam lazım. Yeni mekanikleri vesaire. Hiroşima'ya falan gideriz. Hiroşima'ya tabii ki gitmek istiyorum ben. Ben kaç level'ım ya bu arada? Evet.
Aksesuar düşünmüşüm. Diyelim. Şimdi ben sana şöyle mızrak atsam. Abi misledi mi o? Ulan Allah belanı versin maymun kadar ya. Gerçekten skill'den attığım mızrak ağaca takıldı. Şaka mı ya? O sana da Yukimura'nın bölümü dediğin ona Kyoto diyorum. Osaka kuşatması deniyorlar. O tarihte olan bir şey. Aha gene ata geldik. Bu devasa at burada. Seni de keseceğim oğlum. Az bekle. Az bekle, geleceğim ben seni kesmeye. Hah, sonunda ok da düştü. Okey. Abi tabi DualShock'la da PlayStation 4 joystick'iyle de hedef almak iğrenç bir şey. Black Bamboo Kusarigama. Ha, şimdi oldu be, güzel. Hoppa. Büyük ihtimalle feri kaçırdım orada, evet. Ya da geç kaldım biraz. Daha hızlı atabilirdim. Alışacağız ya, olacak, okey. Harakiri kılıcı. Bu arada harakiri'nin anlamı gayet güzel. Hara aslında karın, mide demek. Kiri de kesmek. Oradan çıkartırsın. İşte Nioh'un tarihi bu Japon Sengoku dönemi. Sengoku Bazara, ne bileyim Samurai Warriors, hepsi Sengoku döneminin şeyleri. Kişileri, tarihten alıntıları vesaire. Yani dediğim gibi o kılıçsız samurayı okuyabilirsiniz. En azından Toyotomi Hideyoshi'nin şeyini okursunuz. Nobunaga Oda hakkında da kitaplar var. Toyotomi Hideyoshi köyünden kaçtıktan sonra başka bir köyden pirinç bir şeyler alıp, tohumlar alıp başka farklı bir köye gidip o köyde olmayan tohumları satıyor mesela. Böyle para kazanmaya çalışıyor. Ve böyle böyle bu ticari zekasını, az da olsa yani ticari zekası, hani öyle sonuçta bir okul bir eğitimi yok. Tamamen alaylı bir tüccar. Bunu Nobunaga'ya sunuyor. Ve bu şekilde Nobunaga'nın seferlerdeki veya işte kale yaparkenki kostlarını, maliyetlerini düşürüyor. Ve her şeyde, her tarihte olduğu gibi maliyet düşürmek dünyada en önemli şeylerden birisi. Yani günümüzdeki şirketler için de olsun, sen ne yaptın bana? Savaş için de olsun. Ki mesela Toyotomi Hideyoshi böyle bir de çok kısa bir adam, çok çirkin bir adam, maymuna benzediği söyleniyor falan. Ve mesela Nobunaga o da ömrü boyunca hep şeye, Toyotomi Hideyoshi'ye maymun diye seslenmiş mesela, Saru diye. Ve tabii bir köylü olduğu için, bir işte asilzade, ne bileyim, diğer Nobunaga'nın adamları gibi bir nereden geldiği belli olmayan bir adam olduğu için de Nobunaga'nın diğer çoğu adamı Hideyoshi'yi sevmez. Ve Nobunaga öldüğü zaman da şeyi direkt böyle ortadan kaldırmaya niyetleniyorlar. Hideyoshi o zaman yani bir harekete geçmesi gerektiğini ve onlar Hideyoshi'yi halletmeden Hideyoshi'nin onları ortadan kaldırması gerektiğine karar veriyor ve Hideyoshi aslında bu şekilde atılıyor biraz da şogunluk macerasına diyeyim. Ben oradan dolandım. Ne işe yaradı bu kadar dolanma? Ya Datemu Masamune aslında işte böyle animelerde, oyunlarda çok öne çıkan ve şey yapan bir kişi yani. Tamam, Sengoku döneminin önemli bir kişisi ama... Yani bir sana da Yukimura veya ne bileyim diğer... ...şeyler kadar bir önemli yeri yok ne yazık ki. Ya biraz... İlla böyle mi dövelim ya? İlla bunu mu istiyorsunuz? Haydutları, iblisleri öldürüyorsun. Kimsin sen? Lütfen hayatımı karışmayın. Al. Ne? Lantern. O güzel.
Boss'a mı geliyoruz acaba? Olabilir. İlginç. Aa, kedinin bir olayı var, bir buff'ı var kedinin. Scampus. Aa, okey. Animamı arttırıyormuş. Aa, burası kirlenmiş ve kullanamıyoruz o yüzden. Aa, okey, burayı temizleyeceğiz o zaman. Tamam. Hadi yardım et bakayım. Abi bunlar birbirini yiyecek. Ulan. Sıkıntı var şimdi. Bayağı vuruyor. Hiç risk atmak istemedim. Şuradan sanıyorsam çıkabileceğim. Evet. Evet evet, Sekiro'daki counter'lar gibi diye düşünüyorum ben de ama. Bakma ya, ben de aslında ilk Sekiro'yu oynarken çok ısınamamıştım. Çünkü Sekiro'yu hayatımdaki böyle en zor dönemde falan oynadım. Tam böyle Japonya'ya taşınırkenki dönem. Ve hani Japonya'ya taşınırken hayat zor, oyun da zor. Böyle tadına çok çıkartamamıştım Sekiro'nun. Oha! O hoş değildi hiç. Sonra tekrar oynayınca Sekiro'yu daha çok sevdim. Ve artık Sekiro da bebeğim ya. Ki Ghost of Tsushima'yı da merak ediyorum aslında. Biraz güvenemiyorum Sony Exclusive, ya PlayStation Exclusive oyunu olduğu için. Çünkü ne yazık ki ben Sony'nin Exclusive'leştirdiği oyunları pek sevemiyorum. Yani sevemiyordan kastım, mesela Spider-Man ve God of War oynuyorum bu aralar ama. Oo, burayı temizledik, güzel. Biraz Okami vari oldu. İlk boss'umuza adımımızı atalım. Hadi hayırlı olsun. Abi şapkaya bak ya. İblis asker mi? İblis testereli asker. At adam. E bayağı bu kapıdaki atın kardeşi mi? Bloodborne'daki Ludwig'i anımsattı bana. Bu can yakacak ya, bayağı dışarıdakinin kuzeni gibi. Mezuki. Oo. Aa, ona burst atmak gerekiyor, evet. Şey dursun şimdilik. Oho, çifte attı resmen. Evet. Biraz öğrenene kadar can yakacak. Range'i de çok iyi kapatıyor.
daha şöyle bir işleri hızlandıralım, renklendirelim. Tamam, şimdi biraz geri çekilelim. Fazla tartışlanmadan. Şuş. Hoho, peki. Stamina hiç dayanmıyor. Çok çabuk kırılıyor staminam. Hani JRPG saldırısı gibi. Yine yetmediği için vuramadık fazla. Evet, stamina doluşumu da etkiliyor. Guard Burst. Aa, bu da benden sana. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Guard Burst'ü daha etkili kullanırsam daha rahat oynayacağım ya. Mesela o Spirit Realm olayını, Guard Burst'ün bitirdiğini bilmiyordum. Şansa öğrendim. Aha. Toyotomi de geldi. Aslında onun başka bir adı vardı. Hideyoshi adı, Toyotomi Hideyoshi adını alana kadar tam hatırlayamıyorum şu anda. Birazdan öğreneceğiz. Maymun Shogun karşımızda. Ki maymunu da var. Çok tatlı. Güzel yapmışlar tipini. Bu bayağı yakındı. Biraz daha geç kalsam sonun olacaktı. Adama maymun maymun dedik. Gerçekten maymun çıktı ama. Lootları al ve beni takip et. Mezuki Soul Core yeni bir Yokai saldırısı da öğreneceğiz. Ne acaba? Seni bekliyordum. Mektubu okudun değil mi? Ha, mektubu gönderen. Ha, Tokichiro. Ve sen? Vay vay. O zaman sana Hide diyeceğim. Tam yakıştı sana. İşte Hideyoshi... Oradan gelecek büyük ihtimalle. Hide'nin işte Hide'si ve obvious bir şekilde. Evet, anlattığım gibi işte alaylı bir şekilde tüccarlık yaparken maymun onun rehberi olmuş. Sen kendi türünü öldüren bir iblis olabilirsin. Ama içindeki ruh kesinlikle insan.
İkimizin çok iyi bir takım olacağını hissediyorum. Bu yolu benimle birlikte yürür müsün? Vay, güzel bağladılar. Dünyada ilerleyip hayallerimizi kovalayalım. Tamam da Şogun sen olacaksın, ben ne olacağım? İki Şogun mu olacağız? Gerçi Neo mantıklı, iki kral anlamında düşünürsek. Neye karar verdin? Şu kafamdaki tencere kapağını bir çıkarmak istiyorum da. Kimin patron olduğunu gösterdin. Tabii karakter konuşmadığı için de Tokuchiro laf ediyor ama. Güzel ya. Yani başta çok acılı başladık ama kesinlikle ilk oyundan daha oynaması keyifli bir yapım olduğu hissettiriyor yani. Daha ilk bir saatten bir buçuk saatte. Masaru. Ateşli maymunun mu var? Maymun da kullanırız. Bakarız hangisi daha iyiymiş.